Herkese merhaba. Üsküp Eğitim Kurumları olarak hazırladığımız 8. sınıflar için İnkılap Tarihi dersinde Bir Kahraman Doğuyor ünitesine işleyeceğiz bu ders. Ünitemizi işlemeden önce hangi kazanımlar elde edeceksiniz bu üniteyle alakalı ve sınavda hangi kazanımlardan size soru çıkacak onlardan bahsedeyim. İlk kazanımımız Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavramanızmış. Sonra Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunacaksınız. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrayacaksınız. Ve son olarak da Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleriyle ilişkilendireceksiniz. Yani toplam 4 kazanım var bu ünitede. Bu 4 kazanımdan muhakkak sorular gelecektir. Ve o yüzden hepsini bilmenizde fayda var. Dilerseniz hemen konularımıza başlayalım. Avrupa'daki gelişmeler ve Osmanlı. Avrupalı devletler 15, bu 15'tir bu arada. 15. yüzyıl. 15. yüzyıl ne demek? 15. yüzyıl dediğiniz zaman aklınıza 1400'lü yıl ile 1500'lü yıllar arası gelecek. Evet, 1400'lü yıllardan itibaren, yani 1450'lerden itibaren hızla gelişmeye başlamışlar Avrupalı devletler. Nasıl olmuş bu gelişme ondan bahsedelim. Avrupa'nın özellikle bilimsel ve ekonomik açıdan güçlenmesine katkı sağlayan gelişmeleri varmış. İlk keşfimiz coğrafi keşifler. Coğrafi keşiflerle yeni kıtalar, yeni ticaret yolları geliştirilmişti, keşfedilmişti ve bu sayede belli bir gelişmenin ilk adımı olan atıldı. Daha sonra bu zenginleşen halkın daha çok sanata ve sanatçıya önem verdiği bir Rönesans toplumu oluştu. İtalya'da ortaya çıkmıştı hatırlayın. Daha sonra dinde yapılanma dediğimiz reform hareketleri ortaya çıkıyor ve bunun sonucunda artık din ve devlet ilişkileri tamamen birbirinden ayrılmış oluyor. Artık Katolik Kilisesi kendine çekidüzen veriyor. Ve yeni yeni mezhepler ortaya çıkmıştı. Anglikanizm, Protestanlık gibi hatırlayın. Ve daha sonra bu aydınlanma çağına, yani birbiri ardına bilimsel gelişmelerin hızlı bir şekilde olduğu bir dönem aydınlanma çağı yaşanıyor. Sonrasında bu gelişmelerin bir sonucu olarak sanayi inkılabı ortaya çıkıyor. Sanayi inkılabında hatırlayın, İngiltere'de buhar makinesinin icadıyla ortaya çıkan bir makineleşme dönemi ve makineleşmeden sonra kurulan fabrikalar, fabrikaların kurulmasından sonra ortaya çıkan işçi sınıfı ve bu işçi sınıfının ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının etkisiyle krala baş kaldırma, yani Fransız İhtilali, milliyetçilik akımı, Cumhuriyet devrimleri ortaya çıktı. Biz dilerseniz bir sanayi inkılabını detaylı işleyelim. Şöyle sanayi inkılabının altını çizeyim. Makineler sayesinde üretim hızla artıyor. Artan üretimle birlikte ham madde ve pazar ihtiyacı da artıyor. Böylece sömürgecilik ortaya çıkıyor ve kısa sürede gelişiyor. Avrupalı devletler de bu sömürge yarışı 1. Dünya Savaşı'na zemin hazırlıyor ve hatta daha sonra 2. Dünya Savaşı'na da zemin hazırlamış olacak. Osmanlı Devleti sanayi inkılabını takip edemedi arkadaşlar. O yüzden ekonomisi çökme noktasına kadar geliyor ve daha sonra ekonomisi düzelsin diye Avrupalı devletlerden borç para almaya başlıyor. Avrupalı devletler ise Osmanlı ülkesini ham madde kaynağı ve mallarını satacakları bir pazar, yani ham madde ve pazarları olarak görmeye başlıyorlar. Fransız İhtilali'nden bahsedelim. Fransız İhtilali'nde ihtilalle birlikte artık ne var ortaya çıkmış? Hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi fikirler dünyaya yayılıyor. Özellikle şu Fransız İhtilali ile milliyetçiliği ayırmayacaksınız. Hep yatırmak gibi çok uluslu imparatorlukları, yani Osmanlı İmparatorluğu gibi, Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi imparatorlukları olumsuz etkiliyor. Milliyetçilik fikri her millete bir devlet anlayışını temel aldığı için bu devletlerin yıkılma sürecine girmelerinde etkili olmuştur. Nitekim Osmanlı çok uluslu yapıya sahip olduğu için bu fikirden olumsuz etkilendi. Milliyetçilik fikrinden etkilenen azınlıklar, yani Osmanlı'nın azınlıkta kalan milletleri, yani sayıca az bakımından kalan milletler, Avrupalı devletlerinde kışkırtmasıyla Ermeniler, Rumlar, Bulgarlar, Sırplar gibi bu azınlıklar isyan etmeye başlıyorlar ve bu isyanlar sonucunda Balkanlarda huzur bozuluyor. Tabii bu huzur bozulunca devlet de dağılmayı önlemek için çabalar sarf ediyor. Ne yapıyor? Osmanlı aydınları, işte günün o zaman ileri gelen insanları, okumuş insanları,
azınlık isyanları ve batılı devletlerin bizim iç işlerimize müdahale etmelerini engellemek için çeşitli çalışmalar başlatıyorlar. Bu çalışmalardan biz bazılarına bakalım. İlki Tanzimat Fermanı'nın ilanı mesela 1839 yılında. Bu ne demek? Bu demokratikleşme yolunda bizim attığımız ilk önemli adımdı. Tanzimat Fermanı deyince aklınıza kanun önünde herkesin eşit sayıldığı ve ilk kez hukukun üstünlüğünün kabul edildiği bir sistem aklınıza gelsin Tanzimat Fermanı ile alakalı. Devam edelim. Tanzimat Fermanı ile bir notumuz var. O nottan bahsedelim. Tanzimat Fermanı ve 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı, ki Islahat Fermanı'ndan biraz önce biraz sonra bahsedeceğim. Osmanlı yönetimindeki Müslüman halk ile gayrimüslimler arasında tam bir eşitlik sağlanmaya çalışılmıştı. Yani mesele şu. Tanzimat Fermanı'nda herkese kanun önünde eşit haklar verilmeye çalışılıyor. Ancak bu gayrimüslimlere pek verilmiyordu. Veriliyordu ama o kadar verilmiyordu. Dengelenme sağlanmamıştı. İşte Islahat Fermanı'yla da bu eşitlik, gayrimüslimle Müslümanlar arasındaki eşitlik tam anlamıyla sağlanmaya çalışılıyor. Aklınızda bu şekilde kalsın. Ve yıllar 1876'yı gösterince meşrutiyet, yani padişahın yanında bir meclis var. Halk bir nebze de olsa yönetime katılıyor. İşte buna meşrutiyet deniyordu. Mebusan Meclisi açılıyor. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi. Halk kısıtlı da olsa ilk kez seçme ve seçilme hakkını kullanıyor. 1909'da da padişahın yetkileri kısıtlanarak meclisin görevleri daha da artırılmış oluyor. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte Osmanlı Devleti artık nasıl bir yapıya kavuşmuş? Daha demokratik bir yapıya kavuşmuş. Kişisel haklar ve özgürlükler genişletilmiş. Ayrıca bu dönemde İttihat ve Terakki Partisi çok fazla öne çıkmış oluyor. İttihat ve Terakki Fırkası Partisi neydi? Enver Paşaların, bravo. Enver Paşaların oluşturduğu bir gruptu. Hatta daha sonra Mustafa Kemal de oraya üye olacaktı. Ve daha sonra oradan kaçacaktı. Hatırlayın. Devam edelim. Devletin dağılmasını önleme çabalarına. Şimdi az önce bahsettiğimiz gelişmeler devletin aldığı önlemlerdi. Bir de fikir akımları var. Bu özellikle Fransız İhtilali'nin etkisiyle Balkanlarda ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler var ya, işte bunlar Osmanlı aydınları arasında yeni anlayışlara neden oluyor. İşte bu kişiler Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi fikir akımlarına yöneliyorlar. Şimdi bu fikir akımlarına yönelince biz bunları tek tek bakalım. Ne işe yarıyor bunlar? Osmanlıcılığa bakalım. Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan herkesi, Müslüman olsun olmasın fark etmez, hiçbir ayrım yapmadan, ırkı, milleti ne olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Osmanlı vatandaşı olarak kabul eden düşünce akımıdır bu. Şimdi bu ne demek? Hiçbirimizin ne olduğunu bir önemi yok. Müslümansın, değilsin, Arapsın, Türksün, Ermenisin fark etmez. Hepimiz tek bir çatı altında toplanacağız. Yani hepimiz Osmanlı vatandaşı olacağız ve böylece Osmanlı dağılmaktan kurtulmuş olacak. Peki bu Osmanlıcılık fikri işe yaradı mı? Yaramadı arkadaşlar. Bulgar dedi ki ne Osmanlısı ya ben Bulgarım. Sırp dedi ki ne Osmanlısı ya ben Sırbım. Arap da aynı şekilde davrandı. Hatta Türkler de aynı şekilde davrandı diyebiliriz. Ve o yüzden bu Osmanlıcılık fikir akımı işe yaramadı. Devam edelim. Osmanlıcılık işe yaramayınca bir başka fikir akımı ortaya çıkıyor. Ya bari elimizdeki Müslümanları bir arada tutalım diye istiyorlar. Ve o yüzden İslamcılık fikri ortaya çıkıyor. Tüm Müslümanları Osmanlı halifesinin, hatırlayın Osmanlı padişahı ayrıyetten de halifeydi Yavuz Sultan Selim'den itibaren, etrafında toplamayı amaçlayan düşünce akımı. Diğer adı da önemlidir, sorulabilir. Milletin Bakanlığı sever çünkü. Diğer adı da ümmetçiliktir. Bu da hani madem elde Müslümanlar kaldı, onları tek bir çatı altında birleştirelim. O çatı da Osmanlı halifesi diye gözüküyor bu sefer. Peki bu işe yaradı mı? Hayır. Araplar dediler ki ne ya Osman, İslamcılık, yani biz niye halifenin etrafında birleşelim ki? Biz Müslümanız evet ama biz kendi devletimizi kuracağız dediler ve özellikle Arap toplumunun uymayışı İslamcılık fikrinin suya düşmesine sebep oldu. Ve kala kala elimizde Türkler kaldığı için de bir başka fikir akımı olan Türkçülük ortaya çıkıyor. Ancak bu Türkçülük sadece Anadolu'daki değil dünyadaki bütün Türkleri hedef aldığı için dünyadaki bütün Türklerin bir yönetim altında toplanması, yani Turancılık da diyorlar buna, Türkleri milli bir duygu, herhangi bir din olayı değil, milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi amaçlayan düşünce akımıdır. Bu da tüm dünyadaki Türkleri ele aldığı için hayal kırıklığı oluyor. Hatırlayın biz
Kafkas cephesinde Sarıkamış faciasını yaşıyoruz bu akım uğruna ve oradaki askerlerimiz tek bir kurşun sıkmadan donarak şehit oluyorlardı. Bu çok büyük bir travma oluyor. Yani 80 bine yakın asker az değil arkadaşlar. O yüzden bu Türkçülük, yani Turancılık pek bir işe yaramıyor. O yüzden bu da kurtarmak adına hiçbir işe yaramayan bir akım olarak ortaya çıkıyor. Ve bir diğer akım Batıcılık fikir akımı. Devletin kurtuluşunu batılı olmakta gören düşünce akımı. Yani bu ne demek? Çağın fikir ve ihtiyaçlarına uygun medeni bir millet ve devlet haline geleceğiz. Baktığınız zaman düşünce güzel ama batılı devletler bizi asla kendi bildiklerine almadılar, almayacaklar. O yüzden bu batıcılık fikri de pek işe yaramamıştır arkadaşlar. Yani Osmanlıcılıkta, İslamcılıkta, Türkçülükte, batıcılıkta hiçbir şekilde Osmanlı'ya dağılmaktan kurtaramamıştır arkadaşlar. Hocam biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Türkçülük adı altında kurmadık mı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyorsun, Osmanlı'dan değil. O yüzden Osmanlı'yı kurtaramadı ama yeni bir devletin kurulmasında Türkçülük tabii ki de ön plana çıkmıştır. Hatta yaptığımız inkılaplarda batıcılık fikri ortaya çıkmıştı. Bir not kısmımız var. Diyor ki bu akımların ortak amacı devleti içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak olsa da hiçbiri, şurasının altını çizelim, üstünü çizeyim daha doğrusu, Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtaramamış. Devam edelim. Osmanlı Devleti ve Avrupa Devletleri'nin bu 20. yüzyılın başlarındaki durumundan bir ortaya çıkarttık durum var. Harita dünyada bu şekilde. Osmanlı Devleti o dönemler Balkanları kaybetmiş. Üst tarafta Rusya'nın aldığı yerler var. Bu 1877-78 savaşlarında almış oraları. Balkanlar kaybedilmiş. Şurada Avusturya Macaristan'ın ilhak ettiği yerler var. İşte Bosna Hersek falan. Fransa'nın aldığı yer Cezayir, Tunus, Trablusgarp'ı İtalyanlar işgal edecekler. Mısır İngilizler almış. Doğuda şu gördüğünüz yavru ağzı dediğimiz kısım, İran'ın aldığı yerler. Ve nitekim Osmanlı'ya kala kala o dönemler bunlar kalmış. Bakın Kıbrıs'ta gitmiş o dönemlerde, fark ettiyseniz. Ve Ege Adaları da yok arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Bu Ege Adaları mevzusu Lozan'da verildi falan. Hayır. Bunlar çok daha önce verilmişti zaten Balkan Savaşları'nda. Yani o yüzden 20. yüzyıl başlarında durum bu şekilde arkadaşlar. Yani 1900'leri kastediyoruz. 20. yüzyıl başlar 1900 ile 2000 yılları arasıdır. Şimdi ne demiş? Avrupalı devletler tarafından desteklenen azındaki isyanların sonucunda önemli toprak kayıpları yaşanmış. Şimdi bunu nereden buluyorsun? Bunu Balkan topraklarındaki kayıplardan yola çıkarsın. Sana böyle bir harita verir Milletin Bakanlığı. Bu bilgiye göre hangi topraklar olabilir? Balkan toprakları. Tam da bu birinci öncülümüzde işleşiyor. Fransa'nın işgal ettiği yerler Cezayir, Tunus, İngiltere'nin Mısır'ı, İtalya'nın da Kuzey Afrika'yı, yani Osmanlı'nın son toprak parçasını işgal etmesi ortaya çıkmış bu dönemlerde. Balkan savaşlarında alınan yenilgiyle Balkan'daki Osmanlı egemenliği sona ermiş. Ki görüyorsunuz hiçbir Osmanlı egemenliğinden burada bahsedemeyiz görüldüğü gibi. Devam edelim. Mustafa Kemal'in ailesi ve çocukluğundan bahsedeceğiz. Mustafa, Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi'nin oğlu olarak 1881 yılında Selanik'te dünyaya geliyor. Zaten siz bunu 4. sınıfta görmüştünüz. Sene başında da gördünüz. Bunu artık ezbere biliyorsunuz. Hem anne hem de baba tarafından soyu Balkanların Türkleştirilmesi amacıyla, hani bu İskan siyaseti hatırladınız mı? Anadolu'dan İskan edilen Türkmenlerden geliyordu. Mustafa Kemal'in annesi, fotoğrafta gördüğünüz gibi babası Ali Rıza Bey, Zübeyde Hanım annesiydi fotoğrafta. Kız kardeşi Makbule Hanım fotoğrafı burada ve doğduğu ev Selanik. Çok hoş ve iki katlı kendi halinde evler bunlar. Siz şimdi bu konuda şunları dinlemek zorundasınız. Zübeyde Hanım'ın hayat görüşü ve Ali Rıza Bey'in hayat görüşü. Bunlar Mustafa Kemal'in karakteristik özelliklerine yansıyor. Zübeyde Hanım daha böyle gelenek ve göreneklerine bağlı, Ali Rıza Efendi ise yeniliklere daha açık bir insandı. Yanlış anlaşılmasın, Zübeyde Hanım yeniliklere karşı bir insan değil. Sadece biraz böyle düşünüyor. Daha böyle bir nasıl desem, savunma. Ya işte keşke daha gelenekçi olsak gibisinden düşünebilir. İşte bu durum Mustafa Kemal'in hem babasından aldığı yeniliklere açık hem de annesinden gelenek ve görenekleri iyi bilerek yetişmesini sağlıyor. Sen bunu bileceksin. Aile deyip geçme. Hepiniz ailenizin yaklaşımıyla karakterinizi ortaya koyuyorsunuz. Hal böyle olunca Mustafa Kemal'in, Zübeyde Hanım'ın gelenek ve göreneklerine bağlı olması, babasının da yeniliklere daha açık bir insan olması, onun hem yeniliklere açık
hem de gelenek ve göreneklerini iyi bilerek yetişmesini sağlayan bir çocuk olarak yetişmesini sağlıyor. Aile hayatına ve kadının toplumdaki yerine önem veren Mustafa Kemal ne yapmış ona bakalım. Latife Hanım'la evleniyor ileride. O zamanki geleneklerin aksine nikah törenine birlikte katılıyorlar. Bu Osmanlı'da olmaması gereken, hiç olmamış bir şeydi. İşte bunu Mustafa Kemal yıkıyor. Yurt gezilerine çıkarken de eşini de yanında götürüyor. İşte hal böyle olduğu için Mustafa Kemal toplum hayatında, aile hayatında kadının toplumdaki yerine ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Sana paragraf da bunu böyle verir ve hemen sen de cevabını yapıştırmış olursun. Mustafa Kemal'in aile hayatına ve kadına ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Bu törenle birlikte girmesi ve yurt gezilerine çıkarken eşini de yanında götürmesi. Mustafa Kemal'in kişiliğinin oluşmasında ailesinin yanı sıra, şimdi aile tamam, aile cebe koyduk. Doğduğu Selanik şehri de önemli bir rol üstleniyor. Niye? Şehir deyip geçmeyin. Büyük şehirlerde büyüyen insanlarla kasabalarda, daha küçük memleketlerde, daha küçük yerleşkelerde büyüyen insanların hayat görüşleri farklıdır. İşte Selanik'in bazı özellikleri var. Mustafa Kemal'e neler katacak onlara bakalım. Bir kere dünyanın farklı yerleriyle liman ve demiryolu bağlantısı var. İşte bu onun, yani Selanik'in coğrafi ve ulaşım özelliğinin göstergesi. Mustafa Kemal'e bu ne katıyor? Mustafa Kemal bu sayede farklı farklı kültürlerle tanışıyor. Farklı farklı etkileşimlerde bulunabiliyor bu liman ve demiryolu bağlantıları sayesinde. Bir kere bunu cebe koyduk. Devam edelim. Selanik çok uluslu bir yapıya sahip. Selanik'te Rum var, Ermeni var, Yunan var, Sırp var, Bulgar var, Türk var, hatta Arap bile var. İşte bunların hepsi onun çok uluslu bir yapıya sahip olduğunun göstergesidir. Yani sosyal özelliğinin olduğunun göstergesidir. İşte bu durum Mustafa Kemal'e ne katmıştır diye soru gelirse, Mustafa Kemal'in farklı yaşam tarzlarına bakış açısı kazanmasını ve farklılıklara saygı göstermesini sağlamıştır. Sorusu böyle gelecek. Cevabını da şıklarda bu şekilde bulacaksın ve doğru cevaba gitmiş olacaksın. Devam edelim. Selanik canlı bir ticaret merkezidir. Canlı bir ticaret merkezi ne demek? Onun iktisadi özelliğinin göstergesidir. Yani iktisat, para, ticaret, şehir hayatı. İşte bu Selanik'in özelliklerinden biri. Devam edelim. Çok sayıda gazete ve derginin basıldığı yer. Kültürel özelliği. Şimdi çok sayıda gazete ve derginin basıldığı yer Selanik olması, oradaki yaşayan insanların bu gazeteleri ve dergileri okuyarak kendi kültürlerinin çok etkileşime açık olması ve kültürel gelişmenin olmasının göstergesidir. Mustafa Kemal de bu şekilde kendisini geliştirmiştir ve bu da Selanik'in kültürel özelliğinin yansıması olarak ortaya çıkmış oluyor. Devam edelim. Mustafa Kemal Selanik'te doğdu, büyüdü ve artık öğrenim hayatı başladı. Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü dönemde ülkede öğretim birliği yoktu. Bu ne demek? Her okul kendi kafasına göre eğitim veriyor. Denetlemesi devlete ait değil demektir. İşte bu eğitim öğretim sistemi ne sebep olmuş Osmanlı'da? Farklı fikir ve anlayışa sahip insanların yetişmesine sebep olmuş. Ve bu yüzden Osmanlı zaten çöküşe geçmişti. Biz Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okullara devam edelim. İlk öğrenim gördüğü yer mahalle mektebi. Bu sırf annesinin gönlü olsun diye gittiği bir okul. Daha geleneksel eğitim yöntemlerini uygulayan bir okuldur. İşte Mustafa Kemal'in öğrenim hayatına başladığı okul oluyor. Annesinin isteğiyle kaydolmuş oluyor. Daha çok geleneksel eğitim yöntemleri uygulayan bir okuldur. Burada böyle bir aylık bir eğitim aldıktan sonra Mustafa Kemal babasının da isteğiyle modern eğitim yöntemleri uygulanan Şems Efendi Mektebi'ne kaydedilmiş oluyor. Babasının isteğiyle kaydolmuştu. Burada modern, şu an günümüzdeki eğitim sistemi nasılsa aynı eğitim sistemi, işte sıra, masa, tahta gibi. Mustafa Kemal bu okulda okurken babasını kaybediyor. Babası vefat ediyor. Bu da Mustafa Kemal'i derinden etkileyen bir olaydır. Daha artık böyle evin reisiymiş gibi davranmaya başlıyor bu okul okunurken, babası vefat ettikten sonraki süreç. Devam edelim. Artık ortaokula geçmiş olacak. Selanik mülkiye rüştiyesine giriyor. Yani rüşt, ortaokul demek rüştiye. Bu mülkiye rüştiyesi de normal sivil ortaokul demektir. Sivil ortaokul. Mustafa Kemal bu okulda kısa bir süre öğrenim görüyor. Neden? Çünkü askerliğe ilgi duyuyor o dönem ve gizlice askeri rüştiye sınavlarına giriyor ve annesinden gizli gizli bu sınava giriyor ve kazanıyor. Kazandıktan sonra annesine söylüyor. Diyor ki ben böyle böyle sınava kazandım. Ben artık askeri rüştiye, yani askeri ortaokula gideceğim.
Annesi de tamam oğlum madem öyle git bu okula diyor. Mesela size bir soru geldi. Annesi yeniliğe kapalı bir insan mıymış? Hayır bak, Mustafa Kemal'in askeri okula gitmesine izin vermiş. Mustafa Kemal annesinden izinsiz olarak bu okulun sınavlarına girdi. Başarılı oldu. Mustafa Kemal'in askerliğe ilk adımını attığı okuldur. Askeri okula adım attığınız an asker sayılırsınız arkadaşlar. Yaşınız gelsin gelmesin fark etmez. İşte bu şekilde askeri okula giriyor, ilk adımını atıyor. Bu okuldayken işte ona meşhur Kemal ismi bu okulda veriliyor. Kim tarafından? Matematik öğretmeni tarafından. Ha iş olsun diye mi verilmiş? Hayır tabii ki de. Yani hadi senin adın da Kemal olsun. Hayır. Mustafa çok olgun, yaşıtlarına göre çok daha farklı düşünen, yaşından çok daha olgun tavırları olan bir çocuk. Bu da öğretmenlerin dikkatini çekiyor ve o yüzden ona Kemal adı verilmiş. Soru gelir. Der ki Mustafa Kemal'in kendi iradesiyle askeri rüştiye sınavlarına girip başarılı olması onda hangi özelliğin göstergesidir? Karar alma ve uygulama yeteneğinin olduğunun göstergesidir. Soru da bu şekilde gelirse cevabını rahatlıkla verebilmiş olursunuz. Devam edelim. Mustafa Kemal liseye yollayalım. Manastır askeri idadisi. İdadi lise demektir. Bu sefer şehir değiştiriyor. Artık Selanik'te değil. Artık başka bir şehre. Yine Balkan şehri Manastır'a gidiyor. Manastır'da liseyi okuyor. Askeri idadi. Mustafa Kemal'in lise öğrenimine başladığı okul. Bu okulda edebiyat, tarih ve hitabet yani halka seslenmiş. Yani kendini ifade edebilme, insanları kendini dinlettirebilme ye hitabet odur. İlgi duyuyor. Mustafa Kemal burada Fransız yazarları okuyarak, yani sadece Türk yazarlar değil Fransız yazarları da okuyor ve onlardan eşitlik, adalet, demokrasi, insan hakları gibi fikirleri öğreniyor. Türk yazarları okuyarak da Türk milliyetçiliği, bak burası önemli, fikirlerini öğreniyor. Ve bu okuldayken bir olaya yaşanıyor. Türk-Yunan savaşı patlak veriyor ve o savaşa katılmak için okuldan kaçıyor. Sonra Mustafa Kemal ikna ediyorlar. Ya ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Dur. Sana da sıra gelecek. Sen nice ordulara komuta edeceksin ama dur. Daha çocuksun sen. O yüzden onu geri döndürüyorlar. İşte bu olay onun vatanseverliğinin kanıtıdır arkadaşlar. Devam edelim. Mustafa Kemal üniversiteye yollayalım. İstanbul'a geçiyor artık. Artık başka bir şehre daha geldi. Başkente geldi. İstanbul Harp Okulu'nu okuyor bu sefer. Harp okulunda arkadaşlarıyla birlikte ülke meselelerine el atıyorlar ve bu ülke meselesi için kendi el yazısıyla dergi çıkarmaya başlıyorlar. Dergi çıkarma burada oluyor. Gazete çıkarmasına öncülük ediyor ve onun gazete çıkarmasına öncülük etmesi, bu dergi çıkartmalarına öncülük etmesi neyin göstergesidir? Liderlik ve örgütleyici olduğunun, yani teşkilatçı olduğunun özelliğini kanıtlar. Soru sana bu şekilde gelecek ve sen de hemen işaretlemiş olacaksın. Ve bu okuldan 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. Mustafa Kemal'e bu yeter mi? Yetmez. O istiyor ki kurmay olsun, paşa olsun. İşte bu yüzden günümüzdeki yüksek lisans seviyesi dediğimiz Harp Akademisi'ne gidiyor. Harp Akademisi'ni kazanıyor. Bu okulu öyle herkes bitiremez. Harp Akademisi zaten okuduğu okulları öyle herkes okuyamıyor da bu kurmaylık dediğimiz olay 100 kişiden birinin girebildiği. %1'lik bir ihtimal yani. Hani sizin sınavınız %10'luk ya, bu %1'lik. İşte Mustafa Kemal bu okuldan kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oluyor. Ve ilk görev yeri olan neresiymiş? Şam. Bugün Suriye'de Şam bölgesine atanıyor. Not kısmımız var. Selanik askeri rüştiyesinde yani ortaokulda okurken oradaki Fransızca öğretmeni yüzbaşı Nakuyiddin Efendi onu çok etkiliyor. Neyle etkiliyor? Ülkenin ve toplumun geleceği hakkında ilk düşünceleri hep o söylüyor ona. O aşılıyor ve yüzbaşı Nakuyiddin bu yönüyle Mustafa Kemal'in sadece Fransızca öğretmeni değil, ülkenin ve toplumun geleceği hakkında fikir sahibi olmasında çok önemli ilk adımları atmış oluyor. Yüzbaşı Nakuyiddin Efendi bu yüzden önemlidir. Haberiniz olsun. Bir notumuz daha var. Mustafa Kemal lise yıllarında, Manastır Askeri İdadisi yıllarında arkadaşı Naci Bey'den etkilenerek şiir. Hangi insan onu nasıl etkiledi? Bunlar soruluyor. Arkadaşı Naci Bey onu şiire, edebiyata. Öğretmeni Mehmet Tevfik Bey tarihe daha fazla bunu yöneltmiş oluyor. Ayrıca Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdoku gibi yazarlardan da onun milliyetçilik fikirleri üzerinde çok büyük etkileri olmuştur. Bunları da sakın unutmayın. Mustafa Kemal'in fikir hayatında neler etkili oldu? Onlardan bahsedelim.
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatı üzerinde bir kere yaşadığı şehirler var. Hangi şehirlerdi bunlar? Selanik, Manastır, İstanbul, hatırladınız mı? Şimdi de Sofya var, ondan da bahsedeceğim. Devam edelim. Türk ve yabancı yazarlar. İşte bu Türk yazarlar Mehmet Emin Yurdakul, Namık Kemal değil mi? Yabancı yazarlardan da bahsedeceğiz. Jean-Jacques Rousseau, Diderot, onlardan da bahsedeceğiz. Okuduğu kitaplar zaten bu adamların, bu insanların kitapları. Fransız İhtilali, her ne kadar Fransız İhtilali 1789 yılında yaşansa da etkileri devam ediyor arkadaşlar. Osmanlı'nın çöküşüdür Fransız İhtilali, milliyetçilik akımı. Bu 1897 yılında başlayan Türk-Yunan Savaşı çok etkiler onu. Hatırlayın. Okuldan kaçmıştı, evet. Bu fikir akımları oldukça etkili olmuştu Mustafa Kemal'in fikir hayatı üzerinde. Şimdi yaşadığı şehirlere bakalım. Selanik, bir kere doğduğu büyüdüğü kent. Burada farklı yaşam tarzlarına bakış açısı kazanıyor. Farklılıklara saygı duymayı öğreniyor. Değil mi? Manastır'a geldiğinde ne yapıyor? İdadi orada okuduğu kentti. İdadi lise, bravo. Burada tarih ve edebiyat sevgisi artıyor. Milli duyguları da gelişiyor. Okuduğu eserler sayesinde. Türk-Yunan Savaşı'na katılma isteği, hatırladınız mı? İşte Manastır'da gerçekleşiyor bu. İstanbul'da geliyor başkentte üniversite okumak için. Gene burada daha çok siyasi faaliyetlere, devlet meselelerine, devlet yönetimiyle ilgili düşüncelerini burada belirlemiş oluyor. Üniversite öyledir. Üniversitede daha çok devlet meselesine dikkat çekmeye, dikkat etmeye başlarsınız. Peki Sofya, hocam hiç Sofya'dan bahsetmedik. Sofya Mustafa Kemal'in görev aldığı, üniversiteden sonra, Şam'dan sonra görev aldığı bir şehir. Bugün Bulgaristan kentindedir bu şehir. Burada ateşe militer olarak görev yaptı. Sivil bir görevdir. Burada dış politika tecrübesi kazanmıştır. Dış politika, orada konsolosluk görevi gibi bir şeydir. Burada bizim Türklerin, orada yaşayan, azınlıkta kalan Türklerin haklarını savunmuştur. Bu sayede dış politika tecrübesini de burada kazanmıştır. Peki yazarlarımız Mustafa Kemal'e ne kattı? Onlardan bahsedelim. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Namık Kemal, Mustafa Kemal'in daha çok vatan sevgisi ve milliyetçilik fikirleri üzerinde etkili olmuştur. Milliyetçilik, Türk milliyetçiliği. Yani bu isimleri gördüğünüz zaman aklınıza hep vatan sevgisi ve milliyetçilik fikirleri gelsin. Peki hocam, yabancı yazarlar nasıl etkilemiş? Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, bunlar da Mustafa Kemal'i daha çok eşitlik, adalet, demokrasi, insan hakları gibi konularda etkilemişlerdir. 1897 yılındaki Türk-Yunan Savaşı'ndan tekrardan bahsedelim. Burada lise okurken Türk-Yunan Savaşı'na katılmak için okuldan kaçıyordu. Ve Mustafa Kemal'i zor ikna etmişlerdi, yapma etme. İşte bu onun vatanseverlik ve milliyetçilik duygularının ne kadar gelişmiş olduğunu kanıtlayan bir olaydır işte. Sana soru gelirse bu şekilde rahatlıkla cevaplayabilirsin. Fikir akımlarına tekrardan bakalım. Hani bu Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık vardı ya. Evet, Mustafa Kemal tabii ki de etkilendi onlardan. Hangilerinden etkilenmiş? Türkçülük ve Batıcılık düşünceleri Mustafa Kemal etkilemiştir. Mustafa Kemal bu Türkçülük ve sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Yaptığı inkılaplar da Batıcılık fikrinin, o T.F. Fikret, bravo, onun etkilerinde göstergesidir. Not kısmımız var. Mustafa Kemal'in düşünce yapısını oluşturan en önemli eserler Fransız İhtilali ile ilgili okuduğu kitaplar olmuştur. Özellikle bu Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, bunlar çok Fransız İhtilali'nin döneminde yazılan eserlerdir. Mustafa Kemal'i cumhuriyet, adalet, eşitlik, demokrasi, insan hakları gibi fikirler Mustafa Kemal'i bu konuda çok etkilemiş oluyor. Birinci Dünya Savaşı öncesi askerlik hayatına bakalım. Şam günleri, 1905 yılı, ilk görev aldığı yer Şam'daki 5. Ordu'ya atanıyor. Burada ülkenin içinde bulunduğu sorunlara çözüm üretmek için yakın arkadaşlarıyla bir cemiyet kuruyor. Adı Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti onun teşkilatçı ve lider olduğunun göstergesidir. Mustafa Kemal'in bu cemiyetin kurulmasına öncülük etmesi teşkilatçı liderlik ve tabii ki de vatan kurtarmak olduğu için, vatan ülkesi içinde bulunduğu sorunları çözüm üretsin diye kurduğu için vatanseverlikle burada yola çıkabileceğiniz karakteristik özellikler olarak ortaya çıkar. Burada 4 yıl kalıyor. 4 yılın sonunda Selanik'e dönüş. Tekrardan görev yeri değişiyor. 1909 yılını gösterdiğimiz zaman tekrardan artık doğup büyüdüğü kente geri dönüyor. Ve burada Manastır'da bulunan 3. Ordu Karargahı'nın Selanik biriminde görevlendiriliyor. Yani burada 5. Ordu'ydu ya. Manastır'daki 3. Ordu bünyesindeki yere Selanik'e dönüş yapıyor. Burada İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oluyor. Ancak daha sonra buradan ayrılıyor. Neden? Çünkü bir bakıyor ki bu İttihat ve Terakki Cemiyeti
orduyu siyasete karıştırmış. Yani kendilerinin daha çok ön plana çıktığı, orduda bloklaşmaya, orduda farklılaşmaya sebep olduğu, yani sen şu partidensin, sen bu partidensin, ben senden görev almam, ben senden emir almam gibi orduyu siyasete karıştırıldığını gördüğü için ve ordunun siyasetten arındırılması gerektiğini düşündüğü için bu cemiyetten ayrılmıştır. Nitekim Balkan Savaşları'nda bu çok büyük bir olaya sebep olacak ve biz Balkan Savaşları'nı kaybedeceğiz. Sırf ordu siyasete karıştı diye arkadaşlar. Devam edelim. 31 Mart olayı 1909 yılında gerçekleşiyor. Mustafa Kemal meşrutiyete karşı çıkan, yani halkın yönetime katılmasını istemeyen, 31 Mart ayaklanmasını bastıran hareket ordusunda kurmay başkanlığı görevine bulunmuştur. Hatta bu orduya hareket ordusu adını da bizzat Mustafa Kemal vermiştir. Ordunun en başındaki insan değil, yanlış anlaşılmasın, orduda görev alıyor. Görev aldığı rütbe de kurmay başkanlığıdır. Üstlendiği bu görev neyin göstergesidir? Soru sana böyle gelecek. 31 Mart isyanında isyanı bastıran tarafta olması, Türk tarihinde onun Mustafa Kemal'in yeniliklere ve rejimi koruduğunun göstergesi olarak ortaya çıkacak. Bu arada 31 Mart ayaklanması Türk tarihinde ilk defa mevcut rejime karşı çıkarılan isyandır. Yani Osmanlı'nın mevcut rejimine karşı halk ayaklanma çıkartıyor. İstemiyoruz demokrasi falan, İstemiyoruz halkın yönetime katılmasını gibi şeklinde bir isyan ortaya çıkmış. Picardy manevralarından bahsedelim. 1910 yılında Mustafa Kemal yetenekli bir subay, yetenekli bir kurmay olduğu için onu daha askeri bilgileri gelişsin ve onu ülkemize de uygulayabilsin diye belli başlı şehirlere, belli başlı askeri tatbikatlara gönderiyorlar. İşte bunlardan biri de bu Fransa'da gerçekleştirilen Picardy manevralarıdır. Picardy manevralarına katılmak için görevlendiriliyor Mustafa Kemal. Burada Mustafa Kemal tatbikatlarda uçakları görüyor. Uçaklar sahne alıyor. İşte uçuyorlar, çıkartma yapıyorlar, pike yapıyorlar vesaire. Tabii ilk uçaklar, öyle modern günümüzdeki F-16'lara benzetmeyin. Burada görüyor ki evet diyor, uçaklar savaşlarda çok önemli rol oynayacaktır diyor. Nitekim uçakların savaşlarda çok önemli rol oynayacaktır ifadesini kullanıyor ve daha sonra 1. Dünya Savaşı'nda bunlar kullanılıyor ve onun neyinin göstergesi oluyor? İleri görüştüğünün göstergesi oluyor. Yani bir şey dedi ve oldu. Bunlara soruluyor arkadaşlar. O yüzden sakın ha unutmayın, dedi ve oldu sorularında genellikle hep ileri görüştüğüne dem vururlar Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in görev aldığı savaşlara bakalım. Trablusgarp Savaşı 1911-1912 yıllarında. Bu sömürge arayışı içerisindeki İtalya 1911 yılında Osmanlı'nın son toprağı olan Trablusgarp'a saldırıyor. Osmanlı devleti Trablusgarp'a ordu ve donanma gönderebilecek durumda değil. Çünkü donanması çürümüş durumdaydı Haliç'te. Orduyu da yollayamıyor çünkü Mısır İngiltere'nin işgali altında, oraya geçiş için izin vermiyor. Hal böyle olunca Mustafa Kemal de gönüllü oluyor birkaç subayla beraber ve oraya gizlice gidiyorlar. Ve buradaki yerli halkı İtalyanlara karşı teşkilatlandırıp direnişe geçirerek Derne ve Tobruk'ta ilk askeri başarısını Mustafa Kemal kazanmış oluyor. Bu başarılı mücadele yapmalarına rağmen Balkan Savaşları patlak veriyor ve Osmanlı Devleti mecburen İtalya ile anlaşma yoluna gidiyor ve İtalya Trablusgarp'ı alıyor arkadaşlar Uş Anlaşması'yla. Hatta sadece İtalya değil, 12 adayı da veriyoruz. Neden? Çünkü 12 adayı koruyamayız diyoruz. Yunanlar işgal edebilir diyoruz. Al sen bari koru diyoruz. Tabiri caizse Uş Anlaşması'yla. Şimdi sana sorular gelecek. Diyecek ki Mustafa Kemal'in gönüllü olarak Trablusgarp'a gitmesi vatanseverliğinin göstergesidir. Güzel. Orada yerli halkı İtalyanlara karşı birleştirmesi neyin göstergesi? Liderlik, teşkilatçı olduğunun ve örgütleyici özelliğe sahip olduğunun kanıtıdır arkadaşlar. Soru böyle gelecek. Aman ha dikkat edin. Sonra Balkan Savaşları patlak verdi ya. Yetmedi, Mustafa Kemal oraya da gidiyor. Burada Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'ne saldırmasıyla başlayan 1. Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal nerede görev alıyor? Gelibolu Yarımadası'nda görev alıyor. 2. Balkan Savaşı'nda da Edirne'nin Bulgarlardan geri alınmasında görev alıyor. Şu Gelibolu kısmını unutmayın.
Niye? Mustafa Kemal Balkan Savaşları'nda burada görev aldı mı? Aldı. İşte bu Gelimoğlu Yarımadası'nda nasıl çıkartma yaptı Yunanlılar, nereye gittiler hepsini biliyor, öğreniyor ve diyor ki evet, Çanakkale Savaşı hatırlayın, ne diyor? Düşman bu taraftan çıkartma yapacak diyor, değil mi? İşte Çanakkale Savaşları'nda başarılı olmasının temeli işte bu Gelibolu Yarımadası'ndaki daha önceki görevidir Balkan Savaşları'nda. Tesadüf değil arkadaşlar. Mustafa Kemal tecrübe kazanıyor bu tip yerlerde. Ve sivil bir görevi var. Sofya Ateşe Militerliği 1913 yılında. Bulgaristan'ın başkenti olan Sofya'da ateşe militer olarak atanıyor. Bu şehirde Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşüyor. Bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Bu nasıl bir soru olarak gelir sana? Mustafa Kemal Sofya Ateşe Militerliği'nde dış politika tecrübesi kazanır ve oradaki Türklerin haklarını savundu diye millet sevgisi ve görev bilincine ne kadar sahip olduğunun göstergesi olarak sana Sofya Ateşe Militerliği soruları gelecektir. Sen de rahatlıkla cevaplandıracaksın. Mustafa Kemal'in bazı kişilik özelliklerinden bahsedip bu konudaki tüm kazanımları da öğrenmiş olacaksınız. Tek tek şimdi inceleyelim ve örneklerine bakalım. İleri görüştü, yani öngörü, yani ön seziye nasıl sahip oldu Mustafa Kemal? Bir kere bu ne demek ona bak edeyim. Bir şeyi önceden tahmin etmek, öngörmek demekmiş ileri görüşlü olmak. Örnek verelim. Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde düşmanın çıkartma yapacağı yerleri tahmin etmesi. Al sana ileri görüşlülüğe bir kanıt, bir delil. Umarım anlaşılmıştır. Güzel. Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesinde düşman buradan çıkartma yapacak dedi ve düşman burada çıkartma yaptı. Tahmin etti ve oldu. Ne oldu? İleri görüşlü oldu. Gelelim liderlik, yani önderlik kısmına. Liderlik ne demek? Önderlik ne demek? İnsanları etkileme ve yönlendirebilme yeteneği demektir. Örnek verelim. Mustafa Kemal'in savaşta askerlerini iyi yönetmesi, vatan ve hürriyet cemiyetini kurması lider olduğunun, önder olduğunun göstergesidir. Hiç başka bir şeye gitmenize gerek yok. İdeal, idealistlik. Önce bundan bahsedelim. İdealistlik ne demektir? Siz eğer gören bilincine sahipseniz, siz eğer amaç ve hedeflere sahip olmak için çabalıyorsanız siz idealist demeksiniz. İdealistsiniz demektir. Yani LGS'ye çalışıyorsunuz, kazanmak istiyorsunuz ve bu doğrultuda test sürüyorsunuz, bu dersi dinliyorsunuz. Siz idealist bir öğrencisiniz. İşte mesele budur. Mustafa Kemal de asker olmak için gizlice askeri sınavlara girmiş. İşte bu onun ne kadar idealist olduğunun en büyük delilidir. En büyük göstergesidir. İşte ülkeyi kurtarmak adına yaptığı çalışmalar mesela. Hep idealist olduğunun göstergesidir. Kararlı olmasına bakalım. Mustafa Kemal'in boğaza demirlemiş düşman gemilerine ne demiş? Geldikleri gibi giderler demiş. İşte bu onun ne kadar kararlı olduğunu göstergesidir. Ama hocam bu ileri görüşlü olmuyor mu? Dur. Geldikleri gibi giderler dedi ve daha sonra o gemiler gitti dediği zaman bu ileri görüşlü olur. İşin bu kısmında kararlı olduğunu göstergesidir. Onu sakın karıştırmayın. Teşkilatçılık, yani örgütleyicilik. Bu ne demekmiş? İnsanları bir amaç doğrultusunda örgütlemesi, toplaması ve bir amaç uğruna çabalattırması. Örnek verelim. Mustafa Kemal'in Trablusgarp'ta yerli halkı İtalyanlara karşı bir araya getirmesi onun ne kadar teşkilatçı, ne kadar örgütleyici bir kişiliğe sahip olduğunun göstergesidir. İnkılapçı kısmına bakalım. Yenilikçilik kısmına yani. Yenilik yapmak, yenilik taraftarı olmak demektir. Ne yapmış Mustafa Kemal bu doğrultuda? Ülkemizin geleceği için, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için köklü değişiklikler yapması. Mesela cumhuriyeti ilan etmesi. Mesela kadınlara seçme seçilme hakkı vermesi, değil mi? Evet. Duyuyorum sizden. Doğru. Bunların hepsi köklü değişiklikler yapmasının göstergesidir. Çok yönlü, yani çok cephelilik. Bu çok cepheliliği sakın ha birden fazla cephede savaşmasıyla göstermeye çalışma. Alakası yoktur. Çok yönlü olmak, bir kişinin çok cepheli olmak yani, bir kişinin farklı alanlarla ilgilenmesi, birçok konuda bilgi ve çalışmasının olması demektir. Örnek verelim. Mustafa Kemal'in asker ve devlet adamı olması yanında dil, matematik ve sanatla da ilgilenmesi. Yani iyi bir asker, iyi bir diplomat, Sofya Ateşe Militerliği'ni düşünün. İyi bir edebiyatçı, kitap yazmış, Nutuk adlı eseri var. Matematik kitabı yazmış, değil mi? Sanatla ilgilenmiş. Bunların hepsi Mustafa Kemal'in çok yönlü olduğunun göstergesidir. Vatanseverliğe gelelim. Mustafa Kemal'in ülkesinin geleceği için,
canı pahasına o savaşlara katılması var ya, işte o vatanseverliktir. Daha ne olsun? Değil mi arkadaşlar? Böylece bir kahraman doğuyor ünitesinin bütün kazanımlarını size aktarmış ve siz de burada tekrardan öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.